Herkese merhabalar. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın son aylarda en fazla takip edilen sosyal haber mecrası 23 derece ekranlarından herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin programına hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi susmadan, korkmadan, alışmadan büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla konuşmaya devam ediyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla, bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle, eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle konuşmaya devam ediyoruz. Ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini, laik, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeninceye dek konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. Evet, bugün bunun için yine önemli bir konuğum var. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Yavuz Samur. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş geldin, teşekkür ederim. Hocam sizinle okullar oyunlaştırılmalıdır başlığı altında konuşacağız tırnak içerisinde. Oyun deyince bu toplumda böyle ben bu oyunu bozarımdan başlayıp böyle bir gayri ciddi algılama vesaire vardır. Oysa ki Montessori'ye baktığınızda ya da işe pedagojik yaklaştığınızda ta bu toprakların örf ve adetlerinden işte Hazreti Ali'nin çocuklara oynayarak öğretinizden tutun Montessori'nin oyun çocuğun işidire varıncaya kadar pek çok oyuna bakış açısı var. Ama ben öncesinde şunu söyleyeceğim. Şu an bizi aylık yaklaşık 1 milyar 200 milyon tıklanma alan dünyanın son 3 ayda en çok izlenen sosyal haber mecrası 23 derece şu an bizi milyonlar izliyor. Şu benim için çok önemli. Ben ya çok deneyimli hocalar karşısında heyecanlanırım ya da Thomas Kuhn'un 1964 yılında yayınladığı ki 100 yılında en çok satan kitabı bilimsel devrimlerin yapısı üzerinde bahsettiği o paradigmanın iflasını genç akademisyenler yapacak dediği sizin gibi genç, karizmatik, enerjik, çok güzel işler yapan akademisyenleri görünce inanılmaz haz alıyorum. Sizler bu ülkenin zenginliğisiniz. O yüzden ayrıca teşekkür ediyorum. İyi ki de varsınız. Sizi de uzunca bir süredir takip ediyorum Sayın Samur. Ben Samur. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Çok naziksiniz. Hocam bu eğitimde oyun işi yani oyunlaştırma denince hatta ben sahayı da yakından takip eden bir eğitim bilimci olarak köşe yazarlarının ötesinde, program yapımcının ötesinde böyle sıradan bir okula girdiğinizde Türkiye'de yani sınıf öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri ya da başka bir şey. Ya işte sayın müdürüm, sayın müdür yardımcım işte bunu oyunla öğretelim falan dediğinizde size böyle bir gayri ciddi bakıyorlar. Ama tüm bunların ortasında siz ısrarla eğitimde oyun ve oyunlaştırma diyorsunuz. Neden söylüyorsunuz Yavuz Hocam? Çok teşekkür ediyorum öncelikle davet ettiğiniz için. Ben oyunun gücüne inananlardanım. Ben hep şunu söylüyorum, benim işim gücüm oyun diyorum. Ve Türkiye'deki bütün çocuklarımız daha çok oyun oynasınlar istiyorum. Çünkü biz oyun oynayan bir nesilden geliyoruz. Biz zamanında çok oyun oynadık. Ve bundan dolayı da aslında birçok becerimiz de gelişti, değerlerimiz de gelişti. Şimdi baktığımız zaman maalesef çocukların yeterince oyun oynamadığını gözlemliyorum. Yaptığım araştırmalarda da bu çıkıyor. Ben bir yandan sadece fiziksel oyunlar çalışmıyorum, dijital oyunlar da çalışıyorum, kutu oyunları da çalışıyorum. Ama maalesef ki çocuklarımızın yeterince oyun oynamamasını bir eksiklik olarak görüyorum. Ve çocuklarımızın daha çok oyun oynaması gerektiğine inanıyorum. Bu konuda da ne yapabilirim diye düşündüğüm zaman hani elbette çok araştırma yapıyoruz. Bir sürü çalışmalar yapıyoruz. Tezler yazıyoruz, makaleler yayınlıyoruz ama bir çözüm de üretiyor olmaması lazım aslında akademisyenlerin dediğiniz gibi. Çünkü çok fazla sahada yer alan akademisyenlerden biriyim ben. Öğretmenlerle çok sık temas geçen, velilerle çok sık bir araya gelen ve tabii ki öğrencilerle bir araya gelen bir akademisyen olarak onlara bir çözüm önerisi tabii ki getirmek istedim. Şimdi hep şunu söylüyoruz ya biz işte eskiden okuldan eve gelirdik, çantamızı bırakıp hemen sokağa çıkardık. Sokakta sosyalleşirdik, arkadaş edinirdik.
problem çözme, takım çalışması, iletişim, liderlik, bir sürü beceriyi de sokakta elde ettik. Bunun yanında bir sürü değeri de sokakta elde ettik. İşte sevgi, saygı, adalet, hoşgörü, tevazu gibi bir sürü değeri de aslında sokakta elde ettik. Sokakta abilerimiz, ablalarımız vardı, onlara saygı gösterirdik. Kardeşlerimiz vardı, onları oyuna dahil ederdik. Ve burada sokakta aslında sayamayacağımız kadar çok beceri, sayamayacağımız kadar çok değer ve sayamayacağımız kadar çok duyguyu aslında yaşadık ve elde ettik. O yüzden sokaklar çok değerliydi. Ama şimdi çocukları sokağa çıkartamıyoruz. Neden? İşte belli başlı nedenlerimiz var. Bir, sokaklar güvenli değil. İki, oyun oynayacak yer yok. Üç, arkadaş yok. Ve dört, arkadaş varsa da kim olduğunu bilmiyoruz. O yüzden çocukları sokağa gönderemiyoruz. Veliler de bu noktada haklılar. Yani çünkü güvenli olmayan sokağa ya da oyun oynayacak yer olmayan sokağa çocuklarını göndermek istemiyorlar. O zaman çözüm önerisi olarak ben de diyorum ki bence artık bizim yeni sokaklarımız okullarımız olmalı diyor. Peki okullar güvenli mi? Güvenli. Oyun oynayacak yer var mı? Var. Arkadaş var mı? Var. Kim olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. O zaman benim yeni sokağım okulum olsun istiyorum. Ve çocuklar okulda daha çok oyunlar oynasınlar istiyorum. Çünkü az önce söylediğim gibi birçok beceri, değer sokakta elde edilmişti. Şimdi o zaman bu beceriler ve değerlerden eğer mahrum kalacaksa şu anki gençlik, şu anki çocuklar. O yüzden ben bunu okula taşıyalım ve okulda daha fazla oyun oynasın istiyorum. O yüzden de Oyun Dostu Okul diye bir proje başlattık. Yavuz Hocam şunu doğru mu anladım? Siz aslında az önce o sokaktan bahsedince ben de onun nostaljiyle geçmişime gittim. Sokak aklıma geldi. Hatta öyle bir yere geldik ki geçenlerde bir şehirde belki de şehir yaşantısının ya da küreselleşmenin ya da dünyadaki ana paradigmaların zorlu bir itişi bizi bu oraya ama biz onun o sosyolojik boyutundan ziyade mevcut bir real tabloyu konuşuyoruz. İşte bir şehirde işte söz gelimi Ankara diyeyim. Ben Ankara'da olduğum için Ankara'da Ankaralılar Derneği diye bir dernek kurulmuş. Yani işte örneğin Malatya'da Malatyalılar Derneği gibi. Şimdi hani başka bir kentte o kentteki işte yurttaşların bir araya geldiği memleket özlemi giderdiği şeyleri anlarım. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bu kullandığınız sokaklar artık güvenli değil kısmıyla ilgili de ben sosyal medyayı da yakından takip etmeye beyin bilgi bankama bir şeyler almaya çalışıyorum. Ama en sonda sözünü edeceğimiz o bağımlılıktaki gibi değil. Şimdi o kısmına da geleceğiz sizinle. Çünkü ben çok önemsiyorum sizi bu yönüyle. Şimdi güvenli sokaklar, güvenli şehirler diye sosyal medya hesapları var pek çok açıdan. Yani sokak köpeklerinden tutun başka bir sürü şeye kadar. O yüzden siz şunu öneriyorsunuz. Ben şunu anladım. Evet, sokak yıllar önce okuduğum bir kitaptan hareketle bir kum havuzu sadece kum havuzu değildir. Okul öncesindeki bir çocuk o kum havuzunun içinde oyun oynayarak aslında yaşamı öğrenir. Doğru. Siz sokağın yaşamı kendisi olduğunu söylediniz çok haklı olarak. Doğru. Ama biz bunu yapamıyorsak John Dewey'ci anlamda o meşhur pragmatizm tartışmasındaki okul hayatın kendisi midir, hayata hazırlık mıdır? Okul hayatın kendisidir. Biz o zaman o sosyalleşme süreçlerini çocuğa okula vermeliyiz dediniz. Evet. Ve çok önemli bir kavram daha söylediniz. Oyun Dostu Okul nedir? Neyi kastettiniz? Biraz açar mısınız? Şimdi Oyun Dostu Okul projesi, yani Oyun Dostu Okul demek mümkün olduğunca okuldaki alanlarını, zeminlerini, duvarlarını, koridorlarını, bahçesini, aslında okuldaki tüm alanları oyun dostu hale getiren bir okul demek. Yani bu en basit haliyle yere seksek çizmekten tutun da duvarlara oyunlar yerleştirmek, bahçeye işte oyunlar koymak gibi bir anlayıştan bahsediyor aslında. Çünkü maalesef ki çocuklarımız yeterince oyun oynamıyorlar. Yeterincesini geçtim, neredeyse hiç oyun oynamıyorlar. Ve yapılan araştırmalar bize ne diyor? Açık alanda oyun oynamanın çocuklara kattığı birçok değer ve birçok beceri olduğunu söylüyor. Bakıyoruz araştırmalarda hapishanedeki insanlar, hapishanede yaşayan mahkumlar daha fazla açık havaya çıkıyorlar şu an eğitim alan çocuklardan. O zaman burada bir problem var. Yani bizim çocukları daha fazla açık alana çıkartıp onları daha fazla oyun oynamalarını sağlamalıyız. Bu noktada da şunu fark ediyoruz. Yani okullara gidiyoruz, gözlem yapıyoruz, teneffüsleri gözlemliyoruz. Ve çocuklar yerde oyun varsa oynuyorlar. Ama yerde oyun yoksa bu sefer zorbalık başlıyor. Ve bununla ilgili çalışmalar yaptık. Yani bir sürü oyun derledik, oyunları toparladık ki biz bunun akademik olarak çalıştık. Yani bir okula oyun dostu okul diyebilmek için okulun sahip olması gereken kriterleri çıkarttık. Yaklaşık 150'den fazla kriter var. Ve bu kriterlere eğer okul sahipse
bu kriterlerin ne kadarına sahipse o kadar yıldızlı oyun dostu okul dedik. Aynen otel sistemi gibi düşünün. Yani 5 yıldızlı oyun dostu okul 4-3 gibi gidiyor. Ve okullara mümkün olduğunca bu oyun alanlarını yerleştirmeyi amaçlıyoruz. Okullara mümkün olduğunca bu oyunları ekleyip, aslında çok zor şeyler de değil bunlar. Çok pahalı işler de değil bunlar. Aslında yerlere bazı oyunlar çizmek, duvarlara bazı oyunlar çizmekten geçiyor. Ve çocuklar bunu çok istiyorlar. Çocuklarla biz yaptığımız görüşmelerde de hep şunu söylüyorlar. Ya siz niye geldiniz, niye geziyorsunuz şu an okulu diyorlar. Biz diyoruz ki yani okula mümkün olunca oyunlar yerleştireceğiz. Ve bazı çocuklardan şöyle tepkiler alıyoruz. Nasıl yani, koridora oyun mu yerleştireceksiniz? Okulda oyun oynanmaz ki diyen çocuklar var. Ve çok üzülüyoruz ya bunları duyduğumuzda. Öte yandan tabii ki oyun getireceğiz deyince çok sevinen çocuklar da var. Yani bu en basit haliyle şöyle düşünebilirsiniz Şahin Hocam. Yani duvara biz yatay bir tırmanma duvarı oluşturuyoruz. Ve birdenbire orası, yani koridordaki bir duvar, birdenbire çocukların fiziksel olarak hareket edebilecekleri ve aslında eğlence ortamına dönüşüyor. Tabii çok... şöyle bir şey de var sevgili Samur. Çok doğru söylüyorsunuz. Dediğim gibi bizim toplumda oyun dendiğinde bir kere tipik geleneksel anda eğitim yöneticilerinin büyük çoğunluğu oyunu böyle çok hafife alma vesaire. Şimdi siz onları söyleyince benim aklıma şu geldi. Bir, tabii bunun psikolojik nedenleri ayrı bir tartışma konusu. Bu programın zaman dilimini çok aşar. Evet. Şimdi belleğin işlemsel bellek ve anısal bellekten oluştuğunu düşününce işte ilk sevginizi ya da ilk öpüşmenizi unutmazsınız. Çünkü anısal belleğinize kaydetmişsinizdir. Oyun oynamak da motivasyonu ve heyecanı arttırdığı için anısal belleğe kaydeder ve öğrencide zevkli bir öğrenmeye yol açar. Bunun şöyle bir yanı var diğer taraftan. O oyunların içerisinde o sözünü ettiğiniz becerilerin konması, oyun deyince böyle çok basit bir şey gibi algılanıyor ama oyun içerisinde aslında çok ciddi manada sizden sonraki konuğum Öğrenme Kuramları kitabının yazarı Profesör Doktor Nuray Senemoğlu, bu alanın duayeni diyebileceğimiz, ben onun kitaplarından okudum vesaire. Yani Nuray Hoca da, Sayın Senemoğlu da bunun hep altını çizer. Yani oyunun aslında öğrenme üzerinde nasıl bir etkisi olduğundan vesaireden. Bir de dediğiniz ya, çocukları çok sokağa çıkarmıyoruz ya da işte okul bahçelerini. Benim aklıma şunu getirdi. Yani cezaevindeki mahkumlar bile daha fazla çıkıyor. Sokrates'in takipçilerinin peripatetikler okulu vardır. Peripatetikler açık alanda eğitimi yaparlar. Aradan 2000 sene geçmiş ama aslında özü aynı yaşamı. Yani açık alandaki o oksijen, hareketlilik, oyun vesaire. Ben oyunu da bunu çok önemsiyorum. Zaman yönetimi yapmak adına bunu, oyun dostu öğretmen, oyun dostu ebeveyn kavramlarınız var size. Şu an bizi şu an yüz binlerce 23 derece izleyicisi izliyor. Belki bunun röportajını da 23 derecenin web sayfasına da koyabiliriz okunması adına. Oradan devam edelim uygun görürseniz. Şimdi tabii biz okulu oyun dostu okul yaptık. Oyun dostu okul yapınca şunu fark ettik. Okulun ne kadar oyun dostu olursa olsun, eğer öğretmen dersinde oyun oynamıyorsa okulun oyun dostu olmasının çok bir anlamı olmadığını fark ettik. Sonra öğretmenlere de oyun dostu öğretmen eğitimi vermeye başladık ki öğretmen dersinde de oyun oynasın, teneffüste de çocuklarla birlikte oyunlar oynasın. Mümkün olduğunca aslında onlarla birlikte ders içerisindeki aslında geçirdiği vakti, öğretim vaktini ya da pratik yapma vaktini oyunlarla yapsın istedik ve oyun dostu öğretmen eğitimlerine başladık. Peki Sayın Samur, şunu merak ediyorum. Oyun dostu öğretmen deyince ki yani bana göre bizim toplum böyle tırnak içerisinde ağır abilerin olduğu bir toplum olduğu için böyle, çünkü karizma bizim toplumda Max Weber'ci anlamdan çok uzak, salt geleneksel olarak oturtulur. Yani demokratik otoriteye inanma. Oyun oynayan adam basit adamdır. Ya da basit insan diyelim. Cinsiyetçi söylemeyelim. Buradaki bu oyun dostu okullar okul öncesi ilkokul mu yoksa ortaokul, liseyi de kapsıyor mu? Yani bütün hepsini kapsıyor aslında. Biz üniversiteyi bile oyun dostu hale getirmek arzusundayız. Çünkü her yaşta oyuna ihtiyacımız var. Her yaşta aslında oyun bir ihtiyaç. Ama biz ne yapıyoruz işte? Başka ihtiyaçları daha ön plana koyuyoruz. Aslında yine oyuna ihtiyacımız var. Yani şu anda siz akşam arkadaşlarınızla bir oyun oynadığınızda oradan aldığınız haz, oradan aldığınız mutluluk, oradaki sosyalleşmeniz, iletişiminiz, başka hiçbir şeyde bu kadar iletişemezsiniz. Başka hiçbir yerde bu kadar sosyalleşemezsiniz. Öğretmenler nasıl bakıyor ya, sevgili Yavuz? Öğretmenler nasıl bakıyor bu konuya? İşte o yüzden öğretmenlere bu eğitimi veriyoruz ki hani farkına varsınlar. Öncelik farkına varmaları, bu oyunun değerli bir şey olduğuna. Sonrasında oyun tasarlayabilmelerini aslında onlara eğitimde veriyoruz. Çünkü öğretmen nasıl oyun tasarlayacağını bilmiyor. Ya da yaptığı etkinliklerin oyun olduğunu zannediyor. Ve biz ona nasıl kaliteli, eğitsel oyunlar tasarlayabileceğini anlatıyoruz. Ve bunu tabii ki şurada da anlatıyoruz. Yani
Çünkü bizde şöyle bir şey var ya, az önce siz de konuyu öyle girdiniz. Hocam bizim daha çok test çözmemiz lazım. Biz oyun değil, daha çok test çözmeliyiz. Çünkü bizim eğitim sistemimiz böyle. Biz test üzerine dayalı bir eğitim sistemimiz var dedikleri zaman, onlara çıkıp hemen yapılan akademik araştırmaları gösterdiğimizde ya da bu meta analiz çalışmalarını gösterdiğimizde, o zaman diyorlar ki evet, demek ki ben test de çözdürsem, oyun da oynatsam en kötü ihtimalle aynı başarıyı elde edecekler çocuklar. O yüzden mümkün olduğunca oyunlardan yararlanmalıyım ki öğrencilerin motivasyonları artsın, derse yönelik tutumları artsın ve tabii ki ders başarıları da yükselsin ki araştırmaların birçoğu bunları söylüyor. Dolayısıyla oyun dostu öğretmen eğitimde işin en önemli ayaklarından biri. Ama süreç düğünü şunu fark ettik. Okul oyun dostu okul yaptık. Öğretmeni oyun dostu öğretmen yaptık. Ama en önemli ayaklardan birinin ebeveynler olduğunu fark ettik. Onu diyecektim. Ebeveynler, yani şöyle düşünün. Arkadaş, tırnak içerisinde söylüyorum. Tabii biraz da özel. Ben bu kadar para veriyorum, çocuğu özel okula yolluyorum, oyun oynatsınlar diye. Ben size oyun oynatın diye mi bu kadar para veriyorum? Şunun için söylüyorum. Biz şunu çok algılayamıyoruz. Maalesef aslında bu programı da 25 yıldır yapmamın ana nedenlerinden birisi şu. Bu ülkenin çok kıymetli akademisyenleri var. Ya bir kısmı tamamen sahadan kopuk, ya da işte bu sahanın ciddi problemleri var. Akademisyenle o bir bağ yok. Şunu anlatmaya çalışıyorum. O veli ayağı, işte öğretmen ayağı, akademisyen ayağı, o bağ ancak böyle akademinin o dehlizlerinden alıp günlük hayata aktarmak. Şunun için söylüyorum. Velilerin büyük bir kısmı ya da eğitimcilerin kendisi de, bizim öz eleştiri olarak söyleyeyim, bir masanın dört ayağı olduğunu farkında değiliz. Ya salt akademik ayağa odaklanıyoruz, ya psikososyal gelişimi aksatıyoruz, ya da işte aslında o oyun oynama duygusu çocuğun kendini iyi olma halini gerçekleştirse bile, sadece başka bir şey yapmasa bile iyi, aynen, olma halini daha motive edecektir bir taraftan. Yani içindeki o oynamamanın getirdiği birikmişlik olmayacak. Ebeveynler nasıl yaklaşıyor? Şimdi tabii süreçte ebeveynlerin, hani biz onlarla yaptığımız araştırmalarda, görüşmelerde de ya da deneyimlerde de hep şu oluyor. Hocam siz niye bu kadar çok oyun oynuyorsunuz? İşte az önce sizin söylediğiniz gibi, biz bu okula çocuk oyun oynasın diye mi para veriyoruz? Sizin daha çok test çözmeniz lazım değil mi? Test, test, test diyorlar. Onlara da oyun dostu ebeveyn eğitimi veriyoruz. Mesela şu durumla karşılaşıyoruz. Çocuklar, işte öğretmenimiz oyun oynatmış. Sınıfı ikiye bölmüş. İşte A takım, B takım yapmış. Onları bir yarışma gibi bir oyun oynatmış. Sonra A takımında oyuncu kaybetmiş. Ve oyuncu kaybedince tabii bazı öğrenciler ne yapıyor? Başlıyorlar ağlamaya, ben kaybettim diye. Sonra eve gidiyor. Bir de bir şeyde anneye babaya ağlıyor. Ben o bugün okulda kaybettim diye. Ertesi gün ebeveyn geliyor, okulu basıyor. Tabii hocam, bunun şöyle bir paradoksal yanı var sevgili Yavuz, onu da söyleyeyim. Bir taraftan ebeveyn tırnak içerisinde eleştiriyi yaparken, kapitalizm eleştirisi yapıp işte çocuğu tost ile test arasında sıkıştırmayı deyip, bir taraftan iyi bir üniversite gitmesini istiyor. Bir taraftan çocuk sınıfta böyle bir rekabete gitme, ona karşı çıkıyor. Aslında ne kadar ince ve hassas şeyler var. Bir defa sınavın olmadığı bir yaşam olamaz. Ya da rekabet iyi oturtulursa iyi bir şeydir, başarıyı getirir beraberinde. Yani siz o sosyalizasyon süreci içerisinde kendinizden daha iyi bir, ya da şöyle, kaybedeceksiniz ki kazanabilirsiniz. Yani mesele attan düşmek değil, düşüp tekrar kalkabilmek. Çocuğun onu öğrenmesi gerekiyor aslında oyun içerisinde bir taraftan. O yüzden ebeveynlere seminer veriyoruz. Oyun dostu ebeveyn semineri. Orada da şunu anlatıyoruz. Yani ebeveyn ertesi gün geliyor, okulu basıyor. Hocam diyor, siz diyor bir oyun oynatmışsınız dün ve benim çocuğum kaybetmiş. Kaybetmiş. Benim çocuğum, biz çocuğumuza hiç kaybettirmiyoruz hocam diyor. Biz çocuğumuzu hep kazandırıyoruz diyor. Siz lütfen diyor, bugün diyor tekrar oynayın, benim çocuğum kazansın diyor. Hatta şunu diyen veliler var. Hocam parası neyse verelim, bizim çocuk kazansın bugün oyunda diyen veliler var. O yüzden o velilere de şunu anlatmaya çalışıyoruz. Senin çocuğun oyunda kaybettiği zaman aslında daha çok şey kazanıyor kazanan çocuktan. Tabii. Tekrar ediyorum bak. Senin çocuğun aslında oyunda kaybettiğinde daha çok şey kazanıyor kazanan çocuktan. Çünkü çocuk oyunda kaybettiği zaman yeniden kalkmayı öğrenir. Yeniden ayağa kalkıp tekrar oynamayı öğrenir. Ve kendi kendine der ki, o işte Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi var ya, kendini gerçekleştirme ihtiyacı. Yeniden ayağa kalkıp bir sonrakinde yapabilirim, başarabilir mi çocuk oyunda ancak hissedebilir. Aksi halde biz çocuklara sürekli onların kazanacakları ortamlar sunduğumuz zaman, o çocuklar bu sefer kaybetmeyi öğrenemezler ki. Biz ne diyoruz mesela? O bir oyundu diyoruz. Çok da güzel bir şey değil mi? Kaçma yeri yani. O oyun diyoruz. Aslında o oyun derken biz şunu söylüyoruz çocuklara. O hayatın bir simülasyonu, evet.
Sen gerçek hayatta kaybettiğinde bu kadar yıkılma diye sana biz bir simülasyon veriyoruz aslında. Ve sen kaybettiğinde yeniden ayağa kalkmayı oyunla ancak öğrenebilirsin. Diğer o yüzden oyun deyip geçmemek lazım yani. Oyun deyip geçmemek lazım. Tatar Ramazan diyor ben bu oyunu bozarım. Türkiye'deki bu oyunu bozmak gerekir aslında. Aynen. Oyuna dair oyunu. Diğer türlü o sözünü ettiğiniz şekilde çocuk Maslow'un sadece beslenme, barınma, güvenlik kısmında kalıyor. Sayın Samur son 5'te çıkamız. Belki başka bir program sözü de alabiliriz ama aslında ben sizinle konuşurken ben şeyi çok seviyorum. Zihnimde canlandırdım. Yani örneğin sizin uygun olduğunuz bir zamanda uzaktan ya da yakından Ankara'ya denk geldiğinizde bir devlet okulunda onun prototipini izlemek isterim. Yani öğretmenlere çünkü bizde şeydir. Yani aslında evet bunun tabii ki özel okullarda şurada burada bu yapılır ama işte örneğin doçent doktor Yavuz Samur bunu bir devlet okulunda yapıp gözlemlemek istiyor. Devlet okulundakilerin ondan haberi yok. Onların ondan haberi yok. Böyle çok değişik bir tablo içerisindeyiz. Zamanı iyi kullanmak adına şunu sormak istiyorum bir de. Sanıyorsam Selçuk Şirin hocanın da bundan işte belki 3-4 yıl önceydi bir video izlemiştim. Amerikalı önemli bir hocayla başka bir üniversiteden bir röportajı vardı. Benim çok ilgimi çekmişti. Hatta onunla ilgili bir tweet attım da inanılmaz linç yemiştim. Ama hani o linci yiye yiye aslında en büyük kazancı da biz elde ediyoruz. Şeyi kazanıyoruz. Bağışıklık sistemimiz güçleniyor. Bedel gerekiyor bu ülkede. Ben şöyle bir şey atmıştım. Ya çocuklara ekran süresi sınırlaması getirirken mevcut şablonların dışına çıkalım gibi bir şey. Yani her ekran zararlı değildir gibi. Buradan kastettiğim az önce konuşacağımız dijital bağımlılık değil tamamen. Şimdi siz dijital oyunlar var bir de. Şimdi ve ben o programı izlediğimde bizim tipik işte şu çocuğa 10 dakika ekran buna 20 dakika 40 dakika değil. Tam tersine 2-3 katına çıkarılmasını o oyunlardan, eğitici oyunlarla öğrencinin bayağı şeyler öğreneceğinden ciddi ciddi Amerika'nın çok önemli üniversitelerinden birinde de hocayı ve ciddi Amerika buraya çok ciddi para yatırmış. İsteyenler Selçuk Şirin Hoca'nın YouTube kanalından da bakabilir. Yanılmıyorsam, hafıza beni yanıltmıyorsa. Şunun için söylüyorum. Biraz dijital oyunlardan bahsedelim. Arkadaşlar birkaç dakika uzatabiliriz. Evet, konu önemli. Bir dijital oyunlara gelelim. Yani siz niye millete dijital oyun oynamalarını öneriyorsunuz? Bir de bunun Aristoteles'in o ölçülük felsefesindeki gibi doz aşımında da ne noktaya geliniyor? Sadece dijital oyunlarla ilgili değil. Dijital bağımlılıklar genel. Öyle toparlayalım isterseniz. Şimdi ben tabii oyun çalışınca oyunun köklerine kadar indim ben. Ve şunu fark ettim. Çok büyük oyun şirketleri psikologlarla, pedagoglarla birlikte çalışıp insanları biz daha bağımlı nasıl hale getiririz diye uğraşıyorlar. Ve bu oyunların içerisinde bazı elementler ve mekanikler var. Ve bunları kullanarak insanları daha fazla ekranın karşısında tutmaya çalışıyorlar. Ve bunu psikologlar yapıyor. Yani yapılmış araştırmaları var. Orada çalışan psikologlar kullanılıyor. Edimsel koşullanma, psikoloji bütün ülkelerde kullanılıyor. Şey, yani bir sürü şey var orada kullanılan. Dolayısıyla ben dedim ki ben bunların içerisine bunları kullandıkları yöntemleri nasıl eğitime entegre edebilirim? Ve nasıl dijital oyunlara entegre edebilirim? Çünkü burada yapılan bir şey var. Ve ben bunu bir Ar-Ge'yi alayım ve eğitsel oyunlara entegre edeyim ve o noktada çalışmalar yaptım. Ve çok da güzel dijital oyunlar ortaya çıkarttım ki hep şunu söylüyorum. Var olan dijital eğitsel oyunların çocuklar tarafından oynanabileceğini ben her zaman söyledim. Her yerde söylüyorum. Elbette ekranında bir sınırı olmalı. Yani şunun gibi düşünün. Çocuğa sürekli futbol oyna da diyemezsiniz. Çocuğa sürekli ders çalış da diyemezsiniz. Çocuğa sürekli kitap oku da diyemezsiniz. Hayat hep bir denge üzerine kurulmuş. Hocam ya da çocuğa en sevdiği yemekten iki tabak verirseniz midesi bulanır. Yani o zaman hiç yemek vermeyelim de diyemezsiniz. Durmadan yediremezsiniz değil mi aynı yemekten? Yani tabii, tabii. Yemiyor diye durmadan tatlı da yediremezsiniz. Durmadan tabii. Köfte de yediremezsiniz çocuğa. Dolayısıyla her şey bir denge üzerinde. Burada da ekranın karşısında geçirilen süre de bir denge üzerine kurulu olmalı. Yani çocuk dijital hayatta vakit geçiriyor. Ve fiziksel hayatta da vakit geçiriyor. Şimdi dijital hayat artıyor, fiziksel hayat azalıyorsa işte problem artık alarm orada yanmaya başlıyor. O yüzden bunu bir dengeye oturtmak gerekiyor. Ama ne oluyor? İşte anneler, babalar şu anda evin içerisinde çocuklar kapalı olduğu için ki gene bakın oraya gideceğiz. Yani okulda enerjisini atamadığı için o gücünü, o aslında mutluluğu, hazzı yaşayamadığı için evde bu sefer bu hazzı gidermeye çalışıyor. Aynen bizim sokakta yaptığımız gibi. Dolayısıyla evdeki ekran süresi yavaş yavaş artmaya başlıyor. Artınca da çünkü ebeveynlerin de işine geliyor. Aman yanımda dursun daha fazla ben onu göreyim. Gözümün önünden ayrılmasın yeter ki dışarı çıkmasın gibi bir, burada bir sürü şey var tabii. Tabii ekran süresi artınca da bu sefer ne oluyor? Çocuklar daha bağımlı hale gelmeye başlıyorlar ki çok güzel oyunlar var. Yani o kadar güzel oyunlar var ki
şu anda siz 10 yaşında genç bir çocuk olsanız oynayabileceğiniz milyonlarca oyun var. Hı hı. Ama temelde oynayabileceğiniz belli başlı oyunlar var ve bunlar hep siz daha fazla oynayın diye zaten tasarlanıyor. Hı hı. O yüzden de çocukların burada oyun oynamasını ben anlayışla karşılıyorum. Ancak burada da ne kadar süre oynadığı ve hangi oyunları oynadığı çok önemli. Özellikle de yaşına uygun olup olmadığı çok çok önemli. En büyük yaptığımız Türkiye'deki hata da bu. Yurt dışında gerçekten dikkat ediliyor ama Türkiye'de maalesef oyunun yaşına dikkat edilmiyor. Hocam geçenlerde hiç sizi programa alacağımdan da ben uzunca bir zamandır sizi programa almak istiyorum. O yazışmalarım sürüyor. Hatta başka transferim öncesinde de başka bir mecrası alacaktık. Şunun için söylüyorum. Geçen bana bir bilgi notu geldi. İşte doçent doktor Yavuz Samur. İşte altında da şu yazıyor. Hocam bize tırnak içerisinde söylüyorum. Oyun satıyorlar. Oyuna para vereceğiz. Bir de doçent bunun sunumunu yapacak. Hatta ben anlatınca aa öyle miymiş hocam dedi. Hani veli de buna uzak. Öğretmen de buna uzak. Yani önemli bir şey söylüyorsunuz. Oyun eğitici oyun olacak. Süre önemli. Ekranda ne kadar zaman geçirildiği, oyunun içeriğinin ne olduğu, yaşa ne kadar uygun olduğu vesaire vesaire. Hocam süreyi geçtik. Top sizde ne kadar da toparlarsanız bitirelim. Bir dakika iki de çıkar. Ben şimdi şöyle söylemek lazım. Dijital tarafta aynen şöyle düşünmesi lazım ebeveynleri. Bu çocuğa ben yemek verirken akşam neyi düşünüyorum? Acaba protein mi alsın, yağ mı alsın, şeker mi alsın, ne alsın diye dikkat ediyorum. Ben çocuğa yemek hazırlarken buna dikkat ediyorsam çocuk ekran karşısında da ne alacağına çok dikkat etmem lazım. O yüzden de kaliteli eğitsel oyunlar ya da kaliteli oyunları çocukla karşılaştırmak çok önemli. Diğer oyunları oynamasından. Aynı şeyi televizyon için yaptık değil mi senelerce? Kaliteli içerikleri takip etmemiz çok önemli. Her kanalı izliyor muyuz? İzlemiyoruz. Neden? Çünkü kaliteli içeriği görmek istiyoruz. Doğru içeriği görmek istiyoruz. O zaman aynı şeyi şu an dijital ekranlar için de yapıyor olmamız lazım. Çocuklarımız için de yapıyor olmamız lazım. Her kitabı okutturuyor muyuz çocuğa? Hayır. Her filmi izlettiriyor muyuz? Hayır. O zaman her oyunu da oynatmamalıyız ki çocuğun bağımlılığı artmasın. Bunlara çok dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili 23 derece izleyicileri, Bir Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin programının daha sonuna geldik. Bugün önemli bir konuğum vardı. Beni heyecanlandıran Türkiye'nin genç akademisyenlerinden, genç derken gayet gençten bahsetmiyorum ama beyin, enerji olarak genç akademisyenler bu ülkenin geleceği. Beni umutlandıran hocalarımızdan birisi Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Yavuz Samur'la birlikte okullar oyunlaştırılmalıdır başlığı altında konuşmaya çalıştık. Evet, sadece Türkiye'nin değil dünyanın en çok tıklanan haber sitelerinden biri olan 23 derece ekranlarında Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek Türkiye'nin eğitimini konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye'yi eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.